Katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla adını duyuran Arda Ayten, Türkiye'yi yasa boğan depreme İskenderun'daki evinde yakalanmıştı. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ayten, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Hayatımın en zorlayıcı senesi diyen Ayten, bazen krizler geçiriyorum ifadelerini kullandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kim Milyoner Olmak İster programıyla adından söz ettiren Arda Ayten sorularının hepsini yanıtlayarak 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmıştı. Kahramanmaraş'ta tıp eğitimi alan ve İskenderun'da yaşayan Arda Ayten, Türkiye'nin 11 kentini etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere memleketi İskenderun'da yakalanmıştı. Yıllarca emek verdiği kütüphanesinin altına kalan ve komşularının yardımıyla odasından çıkarılan genç yarışmacı, deprem sonrası yaşadığı duygularını anlattı. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ayten, "Nasılsınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi. "Hayatımın şu ana değin en zorlayıcı senesini yaşadım diyebilirim. Gönül rahatlığıyla psikolojik dipleri fazlasıyla keşfettim. Bazı sonsuz dehlizlerin suyundan yudumladım. İyi olduğumu söyleyemem. Ne var ki kötü de sayılmam. Depremzedeyim. Hayatı alaya alarak gülümsemeye çalışıyorum. Bazen krizler geçiriyorum. Bazen de kendimden geçiyorum." İfadelerini kullandı. Arda Ayten depremde uykusunda yakalanmıştı. Depremde dolabın üzerine devrildiğini söyleyen Ayten o anları şöyle anlatmıştı. "Gözüme açar açmaz üzerime devrildikten sonra olan dolabın kapaklarını fark ettim. Kendimi korumaya çalışarak dolaba direndim. Annem kapının açıklığından bana seslenerek dolabın altına sıkışıp kalmıştım. Komşularımızdan biri yetişti, dolabı kaldırdılar ve gövdemi altından çıkarabildik." ifadelerini kullanmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.